İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Chroma Squad'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 2538 dolarımız, 574 hayranımız var. İkinci sezona başlamıştık en son. Şu marketing anlaşmamız devam ediyor mu? Devam ediyor galiba. Activated diyor. Tamam o zaman. Dükkandan alabileceğimiz şeyler var. Paramız artık var. Paramızı bunlara kullanalım biraz istiyorum. Kıyafetlerden ziyade silahlar bizim için daha önemli gözüküyor. Bu ne kadar veriyormuş? 6 skill regen veriyormuş. 14 atak veriyormuş. Bunu henüz alamıyoruz galiba. The role can't equip by this player this type of item diyor. Hiçbirine ha şuna verebiliyoruz bunu. Hangar Bob'u bu arkadaşımıza verelim. Şu Avenger Broom'u da birine verelim. Kime verelim? Onu da bunu verelim. Tamam. İki kişiye verdik. Bir de stüdyoya geliştirebileceğimiz şeyler var. Şimdilik mekaya bir şey yapmamıza gerek yok. Ha, şöyle bir crafting bir şey yapabiliyoruz. Crafting yaptık mekaya. Ne yaptık? İşte artı 40 defense ama mekayı galiba sezon finaline kullanacağımız için şu anda ona gerek yok. Şunları craftlayabiliyoruz. Hızlıca bölümümüze başlayalım o zaman. Ha pardon, stüdyoya bir alabileceklerimize bakacaktık. Workbench'imiz crafting rate'i arttırıyor, drop rate arttırıyor şu arkadaş. O bütün aktörlere %10 HP veriyor. Ben daha böyle hayranlara yönelik şey istiyorum. Mekaya %10 veriyor. Shop Partnership'te şey veriyor. Şunu yapalım. Karşı tarafın yani düşmanımızın... Aa, bunları upgrade de edebiliyoruz bu arada. Şimdi fark ettim. Şunu upgrade edelim mikrofonumuzu. Audience'ımızı arttırsın. Her bölüm 30 gidecekmiş ama olsun. Daha fazla arttıramıyoruz herhalde. Bigger Studio'ya da geçemiyoruz. Işığı da arttıralım. Ya da paramız çok mu azalıyor? Paramız çok azalıyor. Onu yapmayalım. SD kameramızı arttıralım. 500 vereceğiz ama audience'ın şeyden gelen audience şeyimiz artacak. Yönetmen talimatlarını dinlediğimizde. Evet, ikinci bölüme geçtik. İkinci sezona Boss Monster'ı Finishing Move'la bitir diyor. Ve 3 tane enemy'yi aynı turn bitir diyor. Hızlıca başlayalım. İkinci sezon ikinci bölümdeyiz. Chrono Squad yerlerini aldılar. Herkes beni dinlesin. Doktor Soap blöf yapmıyormuş. Mahkemeye gitti diyor. Ne kadar kaba onun. Face albüme yazdı. Facebook'a gönderme yapmışlar. Onun stüdyosunun kopyası olduğumuzu söylüyor. Ne kadar ezikçe bir söylem. Bizim şovumuz hakkında hiçbir şey bilmiyor ve ucuz yoldan para kazanmak istiyor. Bunu kaydetmek güzel olabilir. Belgesel tarzı bir şey kaydetmek iyi olabilir diyor. Hakimi birkaç dakika sonra görmemiz lazım. Tamam, hazırlanıp gitmemiz lazım diyor. Mesafeyi gözden olursak yürüyebiliriz oraya dedi. Tamam, hadi hareket edelim dediler. Hakimle mi görüşmeye gideceğiz acaba? Facebook'u da face album olarak yapmaları enteresan olmuş. Evet, Chroma Squad sokaklarda yine. Şu arkadaşlar da hep aynı yerde duruyor oyuncakçı dükkanında. Yürümemiz beklediğimden uzun sürdü. Hesaplamalarım yanlıştı diyor. Arabanı satman kötü olmuş flash'ı diyor. Tamam. Koşalım diyor şuradaki binaya doğru. Aa, biri çıktı karşımıza. Merhabalar. Bir dakika bekleyin. Sen de kimsin? Avukat mı bu? Ha, benim çok fazla ismim var diyor. Şeytan. Ama biz bir tanesini bile bilmiyoruz. Bana Jay Milton diyor. Benim çok fazla ismim var demesinden dolayı bu kişinin bir şeytan tasviri olduğunu düşünüyorum. Bana Jay Milton diyor. Bir şey gönderecekmiş bize. Kurtlar gönderecekmiş. Ben ve bazı arkadaşlarım. Hop, minyonlar geldi. Bir tanesi kanalizasyondan çıktı. Şimdi aynı turda 3 tane minyonu yenmemiz gerekiyor. Bir de boss'u finishing move almamız lazım. Galiba tek turdan oluşacak bu. Bu ne kadar saçma bir şey. Sen sokağın ortasındayız. Doktor Soap için mi çalışıyorsun? Ortak bir tane işverenimiz var. Bunu ikimizin de şovları için bir special, özel bölüm olarak düşünün dedi. Neyse ki iyi ki kameraları getirmişiz. Mahkemeden daha eğlenceli olacak kesin dedik. Bu kim ya? Hamilton çok bullishsin yani, çok böyle şeysin. Doktor Soap gibi aynen. Bu anı uzun zamandır bekliyorum. İnsanlara sataşmaktan vazgeç. Çünkü kendi başına hiçbir şey yapamıyorsun. İzin verdi büyük şeyler yapsınlar. Kim olduğunu bilmiyorum ama seni sevdiğime eminim dedik.
Dragon. Ne? Uyanmış ejderha. Tekrar karşılaştık öyle ha diyor. Adalet şampiyonu. Bu Justice of Champions'da bir Batman göndermesi olabilir. Adalet şampiyonu niye çevireyim? Geri döndü ve her zamankinden daha fazla çalışmış durumda. Vanity ne demek bilmiyorum ama Vanity en sevdiğim günah diyor benim. Bu sataşmaların bitmesi lazım. Uyanmış ejderha. Uyanan ejderha baya. Ne kadar cool bir guy dedi. Jay Milton hazırlan tamam. Boss Monster 3 şeyi de kontrol ediyoruz. Awakened Dragon'u da kontrol ediyoruz tamam. Şimdi bunları bir chromatize yapalım arkadaşlar. Ama yerleri değişti tabii. Ama daha fazla audience kazanacağız chromatize oldukları için. Şimdi. Şu Bow'u kullanalım bir bakalım. Hop bir kişiyi aldık. Şununla silahla şunu alabilir miyiz? Eyvah, onu alamadık. Onu alamadık. Onu şununla alalım o zaman. Hop birini daha aldık. Şimdi şu arkadaşla da şunu bir alsak. Justice, adalet yumruğu dedi. Tamam. 3 enemy'yi aynı turn içerisinde almış olduk böylece. Bunu yaptık. O da 3000 audience var maksimum alabileceğimiz audience sayısı. Fakat biz şu anda epey gerideyiz. 3 tane aldık ama o şeyi verdi mi bize yukarıda şimdi bu tur bittikten. Ha şu, bu da aynı tur içerisinde sayılıyor. Bir tane counter attack'le de tamam onu aldık güzel. Şimdi o zaman 1921'e de çıktık gayet hoş arkadaşlar. Şöyle biraz şekilli hareketler yapalım. Hop. Ha üzerinden zıplamadı. Ben üzerinden zıplar diye düşünmüştüm. Zıplamadı. Boss'u da finishing move'u almamız gerekiyor karakterlerimizi. Şöyle bir yakınlaştıralım. Sen de şuraya gel. Tamam. İki tane düşman kaldı oradan alabileceğimiz. Spear'ı da kullanalım bakalım nasıl olacak. Hop. Uu bayağı iyiymiş bu da. Bayağı iyi vurdu. Şu Jay Milton'ı özür diliyorum şu Awakened Dragon'u da şu arkadaşla alalım. Boss saldırmıyor mu bu arada? Onu anlamadım ben. Şöyle yanlarına alalım alabildiklerimizi. Boss da çantasıyla vurdu ve heal aldı. Biz bunu tek turda alabilir miyiz acaba? Onu düşünüyorum şu anda. Tek turda alamayacağız galiba. Öyle de bir durum var. Biraz vuralım o zaman. Böyle yer değiştirmiyor gibi görünüyor. Şöyle hepsini yakınına alalım. Bunu buraya alamıyor muyuz? Neden alamıyoruz? Ha, şimdi aldık. Etrafını sardık. Tamam, güzel. Biz de stunning pose'u kullanalım. Hop. Şöyle bir donduralım arkadaşı, Jay Milton'ı. Teamwork'ı açtım. Şu vuruşla acaba öldürür müyüm? Bir saniye. Teamwork'ü sende de açalım. Hepsini de açalım. Bir rakibe geçsin. Bayağı da vurdu ha. Ve de heal'lıyor her şey sonunda kendini. Şimdi. Hocam seni bir teamwork'e alalım. Seni de bir teamwork'e alalım. Seni de bir teamwork'e alalım. Seni de bir teamwork'e alalım. Hepsini alacağım çünkü teamwork'e. Seni de alalım teamwork'e. Şimdi. Şununla Square House Kick dedi ama tek başına vurdu. Niye böyle oldu onu anlamadım. Ha, o muhtemelen o skill'i açtığımız için muhtemelen tek başına vurdu. Finish hit çıktı bu arada. Acaba ben şöyle teamwork'leri açsam yine beşli bir vuruş yaparlar mı? Şunu da şuraya alalım. Teamwork'i açalım. Şu Awakened Dragon'u da alalım. Böyle yardımcı konuk oyuncular da geliyor arada. O güzel oluyor. Beşli bir chromatize yaptılar. Hatta bir tane de Awakened Dragon'umuz var. Konuk oyuncumuz var. Acaba finishing move olacak mı? Olur herhalde bu kadar animasyondan sonra. Evet, finishing move'u da yapmış olduk böylece. 3000 audience'a ulaştık. Kolay bir bölümdü bu. Şimdi benim gerçek yüzümle, gerçek formumla karşılaşacaksınız dedi. Demek doğruymuş. Şeytanın pek çok yüzü varmış dedi. Chroma Squad, bununla kendi başınıza başa çıkmanız lazım. Şimdi ben Japonca dersime gitmem lazım. Öğrencilerim beni bekliyor. Bu muhtemelen Awakened Dragon'da bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler Awakened Dragon dedi. O da rica ederim dedi. Tamam. Şimdi mecha zamanı. Mecha Power aktive et dediler.
Şimdi gerçek yüzüyle karşılaşıyoruz. Demek ki Mecha ile sadece sezon finallerinde karşılaşmıyormuşuz. Böyle sezon ortasında da karşılaşıyormuşuz. Bu Mecha dövüşleri de tam çözemedim ne ara biteceğini ama enteresan oluyor. Bitirdik mi yani? Hayır, bitirmedik muhtemelen. Şimdi bir şey çıkacak. Yo, çıkmadı. Şunları yapabiliyor muyuz? Super Shield yapabiliyoruz. Sword Strike yapabiliyoruz. Bunlar da bizimmiş. Ben onu zannettim. Şimdi click to defend diyor. Tamam. Awesome dedi. Muhtemelen çok az bir şeyimiz gidecek. Yine geldi. Yine. Awesome. Harika yaptık. Bir tane daha geldi. Yani great aldık. Bunda biraz daha. 100 vuruyordu. 500 vurdu. Special attack geliyormuş. Ha, defense'e basalım. Defense'i arttırdık. Great dedi. 2362 vurdu. Tamam, o da olur. Yani o da çok büyük bir sıkıntı değil. Biz her seferinde baya baya vuruyoruz. Ama şu sıfırlandıktan sonra kaç tur gerekiyor? Onu bilmiyorum. Bizim 41 canımız var. Şu herhalde sıfırlanınca. 18.000'i kaldı şu anda. Bir tane daha vuralım. Bir tane daha vuralım vurabiliyorsak. Tamam, onu sıfırladık. Şimdi kaç kalacak? Ha, şimdi bitti mesela. Tamam, süper. Bu Jay Milton'ı da yenmiş oluyoruz böylece. Chroma Squad'da şurada görüyorsunuz. Yeniden sokak görüntüsü gelmedi. Bonus bir sürü item düşürmüşüz yine. Oldukça güzel bir bölümdü arkadaşlar. 862 dolar, 162 fan aldık. 741 fana çıktı fan sayımız. Şimdi alert verdi çünkü şeyimiz bitmiş. Market anlaşmamız bitmiş. Hangisini alacağız? Bize bir tane %10 audience var. Şunu alalım, %12 audience olayını. 3 epizotluk kiralayalım. Şunu kullanalım. Bir de şunu da kullanalım. Artı 20 fan gelsin. Çok vakit kaybetmeden çok yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölüme geçelim. Burada şimdi yine birer instruction var. Bu bölümler biraz daha kısa olmuş. Keep all of your heroes standing. Ayakta mı dursun diyor yoksa oynatma mı diyor. Bu önemli bir soru mesela. 4 tane enemy'yi aynı turn'de bitir diyor. Ha, burada enteresan bir şey var. 10 enemy'yi yen bir de 250 heal yap diyor. Şimdi ben şu standing olayını anlamadım. Ayakta mı tutmamız gerekiyor? Yani hiçbirinin düşmemesi mi gerekiyor yoksa hareket ettirmememiz mi gerekiyor? O da saçma olurdu herhalde diye düşünüyorum. Chroma Squad bazı sıkıntılara hazır mısınız? Gravel sıkıntılara. Gravel emin misin dedi. Gravel ne demek? Ben de bilmiyorum. Bir tane olay meydana geliyor. Bu yeni binaların yapıldığı yerde bazı işçilere diğer işçiler tarafından saldırılmış. Birbirlerine mi saldırıyorlar? Bu çok garip. Orası böyle bir ne bölge? Gizemli bölge diyeceğim. Haunted böyle esrarengiz. Yani şu an tam kelimesi gelmedi aklıma. Böyle olduğunu düşünmüyorum Wind. Oraya bir gitmeniz lazım. İşçiler büyük bir tehlike içindeler. Tamam, onlara bir ziyaret etmemiz lazım dedi. Haydi Chroma Squad şimdi git dedi. Hadi bakalım. İnşaat alanına gittiğinde Chroma Squad bir şeyler olmaya başladı diyor. Hop, bir tane işçi. Bu ne ya? Şey olmuş. Raw Beyin Rise Walkers yürüyenler. Burada da herhalde bir Walking Dead göndermesi var. Etleri taze ediyor. Hop hop, kaç tane gelecek? Allah. Şimdi standing bir zombi episodu mu? İnsanlar hala zombilerden mi hoşluyor diyor. Zombi kostümleri çok indirimdeydi, so diyorum. O yüzden onlarla devam etmek zorunda kalıyor. Bu sefer yemeğin bizden kaçma zamanı olmayacak, saldırın dedi. Ama turn based oldukları için saldıramayacaklar. Keep all of your heroes standing diyor. İşte bunu anlamadım ben. 4 tane düşmanı da aynı tur yenmem gerekiyor. Peki ben standing yaparak nasıl yeneceğim bu arkadaşları? Yenemeyeceğim. Chromatize şeylerim de kalmadığı için uzaktan da vuramıyorum. Hop, bir tanesini aldık. Güzel. Şuna gidelim. İkinciye gidelim. Bunu da aldık. Ha, 7 turn boyunca hayatta kalmam lazımmış. 6 turn kalmış. Güzel, o da güzel. Şu dörtlü görevi bitireyim. Hayır, yanlış yere gittim. Ha, tamam, yapmışım, doğru yapmışım. Bir an yanlış yere gittim diye oldukça korktum. Fakat doğru yere gittim. Tamam. 4 tanesini aynı turda yenmiş olduk böylece.
Ama acaba şu Keep All Your Heroes Standing dediği, yani zombi istilasına karşı başarılı bir şekilde ayakta kal kastıysa bunu yaparız diye tahmin ediyorum. Ama şu anda çok da emin olamadım. Çok fazla var çünkü. Isırıyorlar. Oo, yenileri spawnlanıyor. Tamam. Şimdi sıkıntı büyük. Hemen bir chromatize yapmamız lazım buradan arkadaşlar. Netekim işte healing olayları olsun, uzaktan saldırı olsun, onları kullanmamız gerekecek burada. Şimdi seni şuraya alalım hocam. Seninle acaba kılıç saldırısını kullanabiliyor muyuz? Ha, sende teleport vardı, tamam. Sende teleportu kullanırız. Seninle şunu alalım bari. Oraya kadar gelmişiz. Seni şuraya alalım. Şu silahla şunu vuralım. Aa, vuramıyorum. Vuramıyorum. Tamam. Seni nereye alalım? Seni de şöyle alalım. Bölgeyi yakınlaştıralım. Bunu da kullanamıyorum. Şöyle alalım bir de. Tamam. Seni şuraya alalım. Şeyi kullanamıyoruz. Şöyle birbirlerine yakın dursunlar. Şu arkadaşı da bir alalım. Ya, audience'ımızı herhalde zaten görevi yaptığımızda... Oo, sürekli yenileri geliyor. O bir sıkıntı. Ayakta kalmak çok da beklediğim kadar kolay olmayabilir. Survive etmemiz. Ama hepsi saldırmıyor galiba. Öyle bir durum var diyecektim. Keşke demeseydim. Hepsi saldırıyor çünkü. Kaç tane ne oluyordu? Değişik bir şey oldu. Şimdi. Hocam seninle şöyle bir atak yapalım. Hop, sen bir al onu. Sen silahınla şunu bir al. Tamam, güzel. Şu ikisini de alalım. Madem uzaktalar, onlarla bir daha uğraşmayalım. Kimde sıra? Sende sıra. Sen şunu al. Ama tek vuruşta ölüyorlar şeyler. Şöyle oku kullanalım. 2404. Güzel. Onu da almış olduk. Ya lanet olsun, sürekli geliyorlar. Sürekli geliyorlar. Yine bir ısırık, yine bir ısırık. Hop, mahvetti onu. Bir heal point, heal şeyi çekmemiz lazım orada. Oo, bitmiyor ki bunlar. Bunları nasıl bitireceğiz? 3 tur kaldı bu arada. Hayatta kalmamız gereken. Şimdi. Hop, merhaba. Kimde heal vardı? Teleport vardı. Find weakness vardı. Buna ihtiyacımız yok. Şu heal mıydı? Bir tanesini mi healliyordu? Yok, bu teleport ya. Bunu seçmek istemiyorum. Go, bu da heal deyin. Bizde heal kimde vardı acaba? Bizim şu canı azalanı bir uzaklaştırsak mı oradan? Kimin azaldı? Senin azaldı. Ha, şöyle git ya. Aa, yanlış kişi uzaklaştırdım yine. Şöyle gelsin. Ya heal da bunlarda var ha. Şuraya alalım da o zaman. Heal'layalım şeyi. Yine heal'layamıyorum. Tamam. Bir tane bir sonraki bölümde de belli sayıda heal kullanmam gerekiyor. O yüzden ona da dikkat etmek lazım. Bayağı etrafımız sarıldı. Sürekli spawn oluyorlar ha. Çok çok canı yandı. Ama hepsi saldırmıyor neyse ki. Neyse ki hepsi saldırmıyor, yoksa sıkıntı büyüktü. Şimdi ben sende bir heal'ı kullanayım. Circle of Friendship'i kullansın, bir heal'lesin herkese. Güzel. Şimdi saldırabiliriz. Heal'lenmemiz de bittiğine göre. Heal'lenmemiz nasıl bir laf olduğunu da bilmiyorum ama. Seni şöyle bir alalım. Hop, vuramıyorum. Tamam, şuraya alalım. Şöyle gel. Şuna saldır. Güzel. Bu da iş adamları, iş kadınları falan var. Çevrede enteresan. Ama etrafımız inanılmaz sarıldı şu anda. Hareket edecek yerimiz kalmadı neredeyse orada. Counter vurunca da alıyoruz. Güzel. Yenileri çıkıyor sürekli, lanet olsun. Ya yani şöyle artık saldıracağız. Yapacak bir şey yok. Tek şeyde gidiyorlar zaten. Tek vuruşta gidiyorlar. 3000'i de tamamladık bu noktada. Zaten bir turn kaldı ayakta kalmamız gereken. O konuda da sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum.
şeyi kullanabiliriz. Hold Duken'i kullanabiliriz. Ona da gerek yok şu anda. Bu karakterde bir tek heal özellikleri var. 250 heal'ı bir sonraki bölümde onunla birlikte kullanmamız gerekecek gibi görünüyor. Son tur olacak artık herhalde. Bundan sonraki tur. Güzel. Sen de bir counter kullansaydın. Tamam. Bitirdik. Ayakta kaldık ve 4 tane enemy'yi aynı turn'da aldık. Bir tane daha zombi çıktı yer altından. Kimsiniz siz? Walker'ların şeyini dağıtıyorsunuz. Huzurunu dağıtıyoruz. Biz Chroma Squad'ız. Gravel mezarımsı bir şey demek galiba. Burası size ait değil. Nereden geldiyseniz oraya gidin. Boss bu mu? Diğerlerine benziyor aynı zamanda diyor. Daha farklı bir zombi kostümü karşılayamıyorduk. Bu ekstralar bütün bütçemizi mahvetti diyor. Tamam. Her şey iyi görünüyor. Herkes kendi cümlelerine geri dönsün diyor. Bu boyutumla diğer new size'ımla yeni boyutumla bir şeyler yapacağım dedi ama yeni boyut mu dedi. Bu saç şeyler söyleyince nefret ediyorum ama mecha'yı kullanmaktan hoşlanıyorum dedi. Yine mecha'yı kullanacağız galiba. Artık her bölüm sonunda mecha'yı kullanacağız. Güzel. Şeyler bir bölüm olsun, bir turn olsun. Çok fazla görev olmasın, güzel oluyor. Yani yine mecha'yı kullandık ama karşının bir numarası yok. 14.162 canlı şu anda. Tamam, defend edelim. Bağırma saldırısı gibi bir şey mi yapıyor? Isırık mı atıyor? Değişik bir saldırı yapıyor. Çok fazla vuramıyor. Herhalde bunlar da zorlaşacaktır diye düşünüyorum. Awesome aldık. Hop şöyle bir vuralım hocam, güle güle. Gel sen bir daha vuralım. 18.000'e çıktı. Bu kaç turn onu hala çözemedim. 3 turn olabilir yani. 3 kere bitirmemiz gerekiyor olabilir. Mekaya da upgrade'ler yapabiliyoruz. Onları da yapacağız. Tamam. Defans seçtim. Niye seçtim bilmiyorum ama zaten çok fazla vuramıyordu. Hiç vuramadı. O defense shield'ı kalkanı seçtikten sonra hiç vuramıyor şu anda. Hiç vuramadı. Zaten vuramıyordu, hiç vuramadı burada da. Şöyle vurmaya devam edelim. Aa kaçırdık, ilk kez atağımızı kaçırdık. Yani böyle 600-375 gibi çok cüzi rakamlarla vurabildi. Bitiririz artık burada da. Hop. Evet, bu boss'u da yenmiş oluyoruz böylelikle. Tamam. Geri döndük mü inşaatına? Hayır. Bölüm bitti. Evet. Bu bölümdeki bölümler kolaydı. Chroma Squad'ın ikinci sezonu harika falan diyor ama Spur Rangers avukatlarıyla sorun yaşıyorlar falan diyor. Eğer Chroma Squad'ı henüz izlemediyseniz harika, mutlaka izlemelisiniz diyor. Bir tane de mailimiz var, ona bir bakalım. Spam değil lütfen okuyun dedi. Merhaba Süper Hero'lar. Kendimi tanıtmama izin verin. Benim adım Fred ve bir tane şirkette çalışıyorum. TV Nihon isimli şirkette çalışıyorum. Fakat siz bana Gaga diyebilirsiniz. Ben bunu daha çok seviyorum. Size bir teklifim var. Audience boosting, yani izleyici boostlama konusunda. Etkili profesyonelleriz. Rekabetçi veya mücadele edebileceği fiyatlarımız var. Fakat veya yüksek fiyatlarımız var diyelim. Fakat şovunuzun büyük bir hayranı olduğundan bizim servisimizi, bizim hizmetlerimizi test etmeniz amacıyla bir sonraki sezon boyunca bedava olacak. Tamam, kabul edelim ama neymiş acaba? Ama fake de olabilir, şey de olabilir. Doğru diyor. Ya hiç gerek yok ya. Aha, iki ihtimalle de kabul etmemiz gerekiyor. Bir tanesinde ne bedava mı? Tabii ki diyoruz. Diğerinde de fake veya değil kabul ediyoruz. Yani iki seçenekte de kabul etmemiz gerekiyor. Peki. Tamam, geri cevap geldi. Harika. Birkaç hafta sonra stüdyonuzu ziyaret edeceğim ve izleyici booster 9 inşa edeceğim. Merak etmeyin, ekipman ve yükleme fiyatları bizim üzerimizde ve open source koddan çalışıyor. Kendiniz bir şeyler yapabilirsiniz diyor.
bir telefon araması yaptım. Scammer olmadığımı göstermek için. Bana hala inanmıyor musunuz? Bize bir mail atın ve deneyin. 20 tane hayranımız artmış diyor. Bakalım oradan ne çıkacak. Evet arkadaşlar, bu bölümde aslında kolay iki bölüm çektik. Mecha'yı daha çok kullanmaya başladığımızı görüyoruz. Chroma Squad bu şekilde ilerliyor. Her bölümde yeni olaylar oluyor. Oldukça ben seviyorum. Turn based bir oyun. Kafa dağıtmalık, sakin diyaloglar, eğlenceli. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.